Kahramanmaraş tekrar tarihi kimliğine kavuşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'ın daha güzel bir çehre görünümüne kavuşması için kültürel mirasa sahip çıkma adına tarihi mekanlarda restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Türkiye'nin ilk kapalı çarşılarından 500 yıllık tarihi Demirciler Çarşısı geçmişteki görkemli günlerine kavuştu. Kahramanmaraş'ın tarihten bu yana ticari hayatının merkezi, Türkiye'nin üstü kapalı 5 çarşısından birisi olarak tarihi kapalı çarşısında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yazar Rasim Özden Ören'le birlikte incelemelerde bulundu. Yapılan restorasyon çalışmalarını yakından takip eden Başkan Erkoç, yapımında sona yaklaşılan Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi'nde incelemelerde bulundu. İade edilmesi gerektiğini söyleyerek aksi durumda güç kullanacağını belirtti. Panorama Müzesi'nde yapılan çalışmaları yazar Özden Ören dikkatle takip ederek müze hakkında bilgiler aldı. Mahalle teşkilatlarına gönderdiği mesajla 21 Ocak 1920 Çarşamba günü savaşı şu cümlelerle ilan eder. Türkiye edebiyatına damga vuran değerli şair ve düşünce adamlarının isimlerinin gelecek nesillere aktaracak 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi özel taşlarla yapıldı. Şehrimizin gururu birçok gencimize geçmişten bu yana ülkede birçok insana ilham kaynağı olmuş, bize ilham kaynağı olmuş değerli büyüğümüz Rasim Özden Ören Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bugün şehrimizin, Kahramanmaraş'ımızın dünyada sanatın, edebiyatın, şiirin başkenti diye anılmasında çok büyük katkılar, emeği var. Kendilerinin bu ziyareti bizim için çok anlamlı ve bu cümleleri bizi çok motive eden cümleler. Kendisine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Rasim Özdenören ağabeyimizle Kahramanmaraş olarak gurur duyuyoruz. Bizim gururumuz Kahramanmaraş'ımızın en önemli değerlerinden bir tanesi kendisi. İç dekor çalışmaları devam eden müzede Başkan Erkoç ve yazar Özden Ören çalışmalar hakkında bilgi aldı. Diye Başkanımızın önderliğinde bizim eski Maraş Lisesi'ni gezdik. Doğrusu benim için çok duygusal anlar oldu. Lise binamızın eski haline dönüştürülmesi, restore edilmek suretiyle dönüştürülmesi, taş taş eski binanın yeniden yapılmış olması belediyemizin bence kültür alanındaki en güzel hizmetlerinden biri olmuş. Biraz önce binanın içini gezdik. Okuduğumuz sınıfları bu binada ben 2-3 sınıfta 2-3 sınıf odasında okudum. Onları gezmiş olduk. O da benim için büyük bir nostalji oldu. Duygusal bir nostalji oldu. Biz o sınıflarda zamanında 1955-58 yıllar arasında rahmetli Cahit Zarifoğlu, rahmetli Erdem Bayazıt, Alaaddin Özden Ören, gene o dönem arkadaşlarımızdan edebiyata emek vermiş ama bir süre sonra ayrılmış olan Ali Kutlay, Ahmet Kutlay arkadaşlarımız, Hasan Seyit Hanoğlu, Sait Zarifoğlu, Cahit'in ağabeyisi Sait Zarifoğlu, bu arkadaşlarımızla beraber okuduk. Bu bina aslında bir edebiyat neslinin yetişmesine mekan olmuştur. Bizden önceki nesilde Nuri Pakdil yine bu binada okudu. Nuri Pakdil'le beraber aynı dönemde yaşamış olan Kubilay Görür, Mustafa Sarı, şair ve eleştirmeci arkadaşlarımız. Onlar da bu binada okudu. Belediyemizin bu hizmetini doğrusu ben takdirle, şükranla karşılıyorum. Bina tamamlandığında öyle ümit ediyorum ki uzun yıllar Türkiye'de yegane edebiyat merkezi, edebiyat müzesi olarak kalacaktır. Bu genişlikteki bir binanın ülkemizin diğer yerlerinde müze olarak hizmet vereceğini de kısa vadede doğrusu düşünemiyorum. O açıdan ben tekrar Sayın Başkanımız Fatih Erkoç Beyefendi'ye ve onun değerli ekibine teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Türk kültür hayatına da bu binanın müze alanında ve kültür edebiyat alanında büyük bir katkı sağlayacağını umuyorum. Gene umuyorum ki
gerek ülkemizin içinden gerek ülke dışından bu binanın ziyaretçileri de olacaktır. Şimdiden o müstakbel ziyaretçilerimize de hoş geldiniz diyorum.